Herkese merhaba arkadaşlar. Kelalan'ın coğrafi bölgelerimizi ziyaret serimize Marmara bölgesiyle devam ediyoruz. Bugünkü çalışmamızda Kelalan bölgelerimizi gezerek değil de bir tahta ekranda bir buton etkileşim yapacağız sizlerle. Aslında kukla olarak bir buton ekleyip bu buton üzerinde etkileşim yapmayı öğreneceğiz. Öncelikle bir görünüşümüzü oluşturarak başlayalım. Sonra kodlarımızı yazarak devam edelim. Şimdi kedi karakterimi silerek başlıyorum. Hemen yeni kukla olarak kuklayı bilgisayarımdan seçtirerek Keloğlan'ı ana karakterimizi alalım. Şöyle küçültüyorum biraz Keloğlan'ı. Şöyle köşeye alıyorum. Sahnemiz kendi kütüphanesinden seçeceğiz. Dekorumuzu. Şuradaki Blue Sky dekorunu seçiyorum. Bu şekilde seçtim. Şimdi diğer kuklalarımı ekleyeyim. Tahta üzerinden anlatacağız demiştik. Bir tahta ekliyorum. Şöyle tahtamızı ekledik. Bu tahta üzerine bizim aşağıda kullanacağımız butonlar gözükecek. Butonlarımızı da ekleyelim. Butonları kukla olarak ekleyeceğiz. Kukla kütüphanesinin içerisinde bakın şurada buton 1, buton 2, buton 3 diye devam eden butonlar var. Bir sürü buton 3'ü seçeceğiz. Şöyle bir tane alıyorum. Ekliyorum. Aynısından bir tane daha oluşturacağım. Kopyasını çıkartıyorum. Bir tane daha. Şöyle 3 tane butonu yan yana koydum. Bununla ilgili düzenlemeler yapacağız sonradan. Daha sonra ilk ekranı açtığımızda ekranda gözükecek olan Marmara bölgesi haritasında şöyle küçülterek tahtamıza sığdıralım. Şöyle sığdırdık. Daha sonra butonlarımızın üzerine hangi konuyla ilgili bilgi verecekse onun ismini yazalım. Bunun için butonumuza tıklıyoruz. Şöyle buton 3'e tıkladım. Kılıklar kısmında bakın burada sağda seçenekler var. Şu T her zaman genellikle yazı anlamına gelir. Zaten üzerine geldiğimizde de belirtiyor. Şöyle yazıyı aldım. Şuna da dikkat edelim. Burada fontlar var. Fontlardan bazıları Türkçe karakterlere izin vermiyor. Genellikle izin veren şu birincisi. Bunu seçiyorum. Hiç uğraşmamak için. Tıklıyorum ve iklimi diyoruz. Şöyle boş bir yere tıkladım. Daha doğrusu köşedeki seç butonuna tıklayalım. Şöyle hem küçültmüş olalım. Birazcık küçültüp şöyle ortalıyoruz. Sonra yine şöyle küçük şey yapalım, eşitleme yaparız. Şimdi diğer buton 2'ye geliyorum. Buton 2'nin bilgisi bitki örtüsü olacak. Evet, bitki örtüsü yaptım. Yine seç butonuna bastım. Şöyle küçültüyorum. Şöyle yerleştirdim. Daha sonra son butonumda resimler olacak. Bölgemizle ilgili resimler ekleyeceğiz. Resimler dedik. Şöyle küçülterek yerleştirdik. Bir tık daha belki diğerlerini de küçültebiliriz. Rahatsız edici bir görüntüsü olmasın diye. Burada butonun rengiyle ilgili de değişiklikler yapabilirsiniz bu arada. Farklı renk seçenekleri kullanabilirsiniz. Ben şöyle devam edeyim. Evet. Şimdi bunları yaptıktan sonra bunların fonksiyonlarıyla ilgili kuklalarımızı da ekleyelim. Hemen şöyle kuklalar kısmından önce şu bilgilerimizi ekleyelim. Diğerinde sonra resimlerimiz var. Bunların hepsini öncelikle ekliyorum. Sonra kodlarla kontrol edeceğiz hepsini. Resim 4, resim 5. Şöyle resim altımızda alalım. Şimdi bütün şuradaki kullandığım, yeni eklediğim kuklalar, aslında resimler ve yazılar ilk başlangıçta gözükmeyecek. O yüzden hepsi için şöyle olaylardan tıklanınca gizlen şeklinde bir kod ekliyorum. Bu kodu kopyalayıp şöyle diğerlerine de aktarabiliriz. Şöyle. Şu an üzerine sürükle bırak yöntemiyle bıraktığımda onlara da eklenmiş oluyor bu kodlar. Eklendiğinde şuradan anlıyoruz. Bakın yeşil bayrağı tıklanınca hepsi gizlendi. Hepsini de şu an
bu kod bulunuyor. Daha sonra şimdi görüntümüzü oluşturduk. Bir de düzenleme, şu butonlarda düzenleme yapalım. Herhangi bir kayma, bozulma olmasın diye bir sabitleyelim onları. Şöyle ilk önce birinci butonuma geldim. Olaylardan tıklanınca hareketini sabitleyeceğim hareketten. Noktasına gitle. Şöyle hemen -95 şu yatay düzlemdeki hizası. Bu x önemli değil çünkü bu yan yana eşitliği. Onu zaten biz göz kararı yapıyoruz. Bizim için önemli şu yatayda eşit olması. O yüzden hepsini -195'e eşit hale getireceğiz. Şöyle yeşil bayrağı tıklanınca koydum. Hareket zaten -95'te. Resimler aldım şuraya. Hareketten bu -94 olmuş mesela. Bunu -95 yaparak şöyle yeşil bayrağı tıklayayım. Eşitleyelim. Şimdi bunu da yaptıktan sonra Keloğlan'ı konuşturarak kodlarımızı yazmaya başlayalım. Şimdi olaylardan tıklanınca alalım. Görünüme gelelim. Hello'da 2 saniyeyi kullanarak merhaba arkadaşlar. Bugün Marmara bölgesini tanıyacağız. Şöyle de bilgisini verelim. Kontrol sizde olacak butonlara basarak ilerleyelim diyelim. Şimdi bunu söyledikten sonra artık kullanıcıya kalıyor yapacak şeyler. Ne yapacak kullanıcı? Buradaki butonlara basarak tahtadaki görünümün değişmesini sağlaması gerekiyor. Şimdi öncelikle iklimi butonuna geliyorum. İstediğim şu iklimi butonuna tıkladığımda şurada iklim bilgisi görüntüsü var, şu an gözükmeyen. Bunun gözükmesini isteyeceğim. Ne yapıyorum o zaman? Hemen iklimi butonuna geliyorum. Olaylardan bu kuklaya tıklanınca bir haber salmasını istiyorum. Haber salmayı biz ne için kullanıyorduk? Kuklalar arasında iletişimi sağlamak için. Yani bu kuklaya tıkladığımda ben buradaki kuklalardan birinin gözükmesini istediğimde ya da onunla ilgili bir etkileşim yapmak istediğimde haber salı kullanıyorum. Hemen bu kuklaya tıklanınca burada haber bir olarak varsayılan bunu yeni haber olarak değiştirerek şöyle iklim bilgisi olarak haberi salıyorum. Şimdi bu kuklaya tıkladığımda o haber salındı ama şu an herhangi bir etkileşim yok. Bunu nerede yapacağız? Biz görünmesini istediğimiz kuklada yapacağız. Hemen kuklama geliyorum. İklim bilgisi kuklama. Diyorum ki iklim bilgisi haberi gelince görün. Normalde ne oluyordu? Tıklanınca gizlenmişti. İklim bilgisi haberi gelince. Pardon, görün diyeceğiz. Görün diyeceğiz. Şimdi görünsün. Şöyle hemen durdurayım hatta. Direkt iklim bilgisi haberi geldiğinde tıklayarak bunu tek tek çalıştırabiliriz. Şimdi görünüyor ama tahtada orantılı olmadığı için hemen ne yapıyorum? Şuradan küçültüp tahtaya oranlıyorum. Ne problemimiz var şu an? Arkadaki haritamız problem. Ne yapıyorum harita için? İlk açtığımda harita gözükecek. O zaman ben diyorum ki olaylardan yeşil bayrağı tıklanınca sen görün. Ancak olaylardan iklim bilgisi haberi gelince gizlen. Hemen deneyelim. Şöyle iklim butonuna, pardon, şu iklim bilgisi haberine gelelim. Şöyle yeşil bayrağı tıklayalım. İklim bilgisi haberi gelince, bakın iklimi butonuna bastım. İklim bilgisi haberi gelince arkadaki görüntü kayboldu. Bunu sağladım. Şimdi bitki örtüsü butonuma geleyim. Hemen buna da bu kuklaya tıklanınca şöyle yeni bir haber. Bu haberde bitki örtüsü bilgisi olsun. Daha sonra bitki örtüsüne geliyorum. Diyorum ki bitki örtüsü haberi gelince görünümden görün.
diyelim. Peki, şimdi ben burada iklimi görmüşken bitki örtüsü haberi gelince ne olacak? Bu sefer de iklimi arkadan gözükecek. O zaman ne yapıyorum? İklimi kutlamada gelip şöyle bitki örtüsü haberi gelince, pardon buna değil, şu iklim bilgisi görüntüsünde problem yaşamıştık. Olaylardan bitki örtüsü haberi gelince gizlem olarak değiştiriyorum. Zaten iklim bilgisi haberi gelince görünüyordu. Bitki örtüsü bilgisi gelince ne olacak? Burada görünmemesi gerekir. Hemen şöyle bakın tıkladığımda bitki örtüsü haberi gelince arkadaki yazı gizlendi. Şimdi buradaki yazımı da şöyle içerisine yerleştiriyorum. Bir tık daha küçülteyim. Bunlar için de bir sabit hareket verelim. Bitki örtüsü bilgisi haberi gelince hareketini şu anki nokta iyi. Şöyle noktasına git diyerek bu noktaya git sonra görün diyelim. Başka bölümlerde, bölgelerde başlamasın. Bunu iklim bilgisine de yapalım. Şu an görünmüyor. Ne zaman görünecek? Şuradan hemen bunun arkasında buna da hemen şöyle noktasına git ekledim. Şimdi çalıştırıyorum. Bir deneyelim. Keloğlan konuşuyor. Tamam, süper burada. Şimdi iklimi butonuna bastım. İklimi gözüküyor. Bitki örtüsü butonuna bastım. Bitki örtüsü gözüküyor. Şu ana kadar her şey güzel ilerliyor. Şimdi bir de resimler ekleyeceğiz sizlerle. Şimdi resimler için de resimler butonuna geliyorum. Yine aynı şekilde olaylardan kuklaya tıklanınca ne olmasını istiyorum? Resimlerin gözükmesini. Şimdi burada tek bir resim olmadığı için resimler arasında süreli bir görünme gizlenme yapmamız gerekecek. Hani arkadan resimlere geldiğinde belli saniye aralıklarla değişerek resimleri göstermesini isteyeceğim. Şimdi bunun için ilk önce bu kuklaya tıklanınca haber salalım. Haberimiz resimler olsun. Tamam diyorum. Şimdi ilk resmime geliyorum. İlk resmime geldim. Dedim ki resimler haberi gelince görünümden görün. Normalde gizlenmişti. Görün. Belli bir saniye beklenip gizlenmesi gerekiyor. Ne yapacağım bunu da? Kontrolden yapacağım. Kontrolde bir saniye bekle seçeneğini aldım. Bunu 2 saniye görünse ekranda yeterli olur. 2 saniye bekle, sonra gizlen. Şimdi diğerine geliyorum. Diğer resime geliyorum. Olaylardan şöyle resimler haberi gelince şimdi bir önceki resmimiz görünmesi 2 saniye ve 2 saniye beklenip gizlenmesi totalde 2 saniyelik bir süre var. O zaman onun görünmesini resim 2 beklemesi gerekir. O yüzden bu görünmeden önce 2 saniye bekleyecek. Sonra görünecek. Sonra görünmesi de 2 saniye sürecek. Ekranda görünmesi. Göründükten sonra 2 saniye. Sonra tekrardan gizlenecek. Şimdi bunu diğerleri için de uyarlayalım. Bunu direkt kopyala yapıştır yaparak yapalım. Sadece saniyeler değişiyor çünkü burada artık. Hemen şöyle kopyasını çıkart diyorum. Bakın zaten imlecime yapışmış bir şekilde şu an. Hemen diğerinin üzerine atıyorum. Attığımda kayboluyor, attığınızı belirtmek için. Hemen yine kopyasını çıkartıyorum. Onun yanındakine. Burada kopyaladığınız yerde imleç bulunması gerekiyor. Resimlerin köşesi değil de imleci tam ortalamanız gerekiyor. Bıraktım. Bunu da bıraktım. Şimdi 2 saniye burada, 2 saniye burada bekliyor. O zaman totalde şurada 4 saniye beklemesi gerekir. Görünme süresi değişmiyor. Burada bir değişiklik yapmıyorum. Sadece bekleme süresi. Daha sonra burada 6 saniye bekleyecek. Resim 5'te 8 saniye bekleyecek. Resim 6'da da 10 saniye bekleyecek. Sonra görünecek. En sonda gizlenmesin hatta son resmimiz kalsın. Şöyle alalım. Şimdi hemen şöyle resimler butonuna basalım. Bununla ilgili
Bakın şu an ne oldu? Biz şu an şu ayarı yapmamıştık. Resimler butonuna bastığımda bitki örtüsüyle ilgili biz henüz bir ayar vermedik. O zaman ne yapacağım? Ben buradaki hemen şöyle bitki örtüsünün üzerine geldim. Dedim ki resimler haberi gelince izlen. Aynı zamanda sonuçta her şey sıralı olmak zorunda değil. Sonradan iklim bilgisi haberine de geçilebilir. O yüzden bunu da eklemem gerekiyor. Şöyle iklim bilgisi haberi gelince de gizlen. Çünkü sadece sen ne zaman görüneceksin? Bitki örtüsü bilgisi haberi gelince. Bunlar önemli, yoksa görüntüde bu şekilde kaymalar olur. Aynı zamanda şunu da ayarlamadık biz. Şöyle görün diyelim. Bunların ekrandaki görüntülerini küçültmemiz gerekiyor. Şöyle hepsini tek tek küçülteceğiz. Şöyle birazcık daha büyüteyim. Eşit diyorum. Daha sonra diğer resmi görün diyorum. Şöyle küçültüyorum. Burada sıralama çok önemli arkadaşlar. Zaten kodlama sıralaması yukarıdan aşağı olarak ilerliyor. Sizin yazdığınız tüm kodların geneli de yine bu sıralamaya bağlı. O yüzden sıralama önemli. Buna mutlaka dikkat edin. Tüm görüntüyü etkiliyor. Hemen şöyle yine görün diyelim. Bakın arkada ne kadar büyük bir görüntü var. Ne yapıyorum? Şöyle bir tık daha, hatta tam sıysa daha iyi olur. Şöyle yine görün diyorum. En son resmini de şöyle küçülterek aldım. Şimdi yeni baştan çalıştırıyorum. Bir kontrol edelim. Butonlarımız ne durumda? Şimdi iklimi dediğimizde iklim görünüyor. Bitki örtüsü dediğimizde bitki örtüsü görünüyor. Şimdi şu iklim bilgisinde de yine şu eklememiz gereken kodu da ekleyelim. Bitki örtüsündeki gibi. İklim resimler haberi gelince iklim bilgisi de kaybolsun. Bakın buradaki önemli nokta bu. Yeşil bayrağı tıklandığında gözükmüyor. İklim bilgisi, yani bu butona tıklandığımda bu bilgi sadece gözüküyor. Diğer butonlara tıklandığımda gizleniyor. Bunu sağlamamız gerekiyor. Bakın iklimi, bitki örtüsü, resimlere geldim. Tıkladım sadece bir kere. Şu diğer resmi düzeltmemişiz. Onu hemen düzeltelim. Hemen şimdi şu resim 2'deki görüntüyü de düzenleyelim. Şöyle küçülttüm. Onu da yerleştirdim. Bunların yerlerini de yine sabitleyelim. Şöyle diyelim. Göründüğünde, yani görünme anında hemen hareketini noktasına git olarak ayarlarsak sabit olur arkadaşlar. Bu önemli. Şöyle görün diyelim, gözüksün. Nerede olduğunu bilelim. Şöyle diğerlerine de. Aslında hepsi sabit bir yerde gözükecek. Şöyle 60, 52, 60. Şöyle çok küçük 1 milimlik falan farklı olabilir. Onlar problem değil. Şöyle hepsini 60'a eşitleyelim. Şimdi hemen bir yeniden şöyle yeşil bayrağı basalım. Bakalım problem var mı? Hem kontrolümüzde yapalım. Şimdi iklimi dedik. İklim görüntüsü var. Bitki örtüsü görüntüsü var. Resimler. Evet, resimlerimizde böyle bir slide gösterisi gibi gözüküyor. Tamam. Şimdi bu noktada dikkat etmemiz gereken şey şu. Biz burada bir slide gösterisi oluşturuyoruz aslında. Yani ard arda devam eden bir süreç var burada. Yani iklim bilgisindeki tek seferlik bilgiler gibi değil. Ard arda devam eden bir dizi yanı var. Ama şimdi ben bu durumdayken gelip iklime butonuna tekrar geri dönebilirim. Yani resimlerle ilgilenmeyebilirim. O yüzden şunu yapmam gerekiyor. Benim resim kuklalarımı şöyle olaylardan bitki örtüsü ve iklim bilgisi haberleri geldiğinde, yani buradan
farklı butonlara resimler devam ederken bastığımızda durması gerekmesini, yani gizlenmesi aslında gerekmesini, hem gizlenmesi aslında hem de durması gerektiğini belirtmem gerekiyor. Şimdi şunu yapacağım. Bitki örtüsü haberi gelince ilk öncelikle burada sonuçta devam eden bir akış var. Yani beklemeli ve görünmeli bir görünüm var. Şimdi bunu hemen şuradan görünümden, pardon, olay kontrolden, şurada hepsi durdur diye bir seçeneğim var. Burada ya tüm programı durdurmak ya da sadece bu şu an bağlı olacağı diziyi durdurmak ya da buna bağlı diğer dizileri de durdurma özelliği var. Biz burada kuklanın diğer dizilerini durdur diyerek buradaki akışı durdurabiliyoruz. Yani diğer görünümlere geçmesini sağlayabiliyoruz. Şimdi hemen şöyle kuklanın diğer dizilerini durdur ekledim. Aynısını buna da ekliyorum. Durdurup gizlenmesini isteyeceğim. Ve bunların hepsini diğer kuklalara da hemen şöyle teker teker bir bundan bir ondan kopyalayarak paylaşacağım ki onlar da aynı şekilde farklı bir butona basıldığında aynı tepkiyi versin. Onlar da bu süreci durdursun. Hemen şöyle. Bakalım olmuş mu? Şöyle hemen üste geliyor onlar. Biz şöyle dağıtarak düzenleyelim. Evet. Şöyle. Ve sonuncuyu da bu şekilde koyduk. Şimdi bir çalıştıralım. Şöyle yeşil bayrağı tıklıyorum. Bilgiyi alıyoruz Keloğlan'dan. Daha sonra iklimi diyorum. İklim bilgisini alıyorum. Şöyle bitki örtüsünü alıyorum. Resimlere geçiyorum. Resimlerdeyken bakın iklimine tıkladım. Tekrardan geri döndüm. Bitki örtüsüne tıkladım. Tekrardan geri döndüm. Resimlere geldim. Resimleri sonuna kadar da izleyebilirim. Evet, Marmara bölgesinden kareleri de görüyoruz. Evet. Bugünkü çalışmamız bu şekilde. Bir hatta şöyle tam ekran çalıştırarak daha net görelim. Çalışmayı başlatıyoruz. Bugün öğrendiklerimiz bu şekilde. Yeşil bayrağı tıklattık. Keloğlan bize buton kavramından bahsetti. Dedi ki butonlara tıklayarak ilerleyeceğiz. İlk açtığımızda Marmara bölgesini görüyoruz. Daha sonra bu bölge hakkında bilgi almak için hemen iklimi butonuna tıklıyorum. İklimle ilgili bilgileri alıyorum. Daha sonra bitki örtüsü kısmına geliyorum. Bitki örtüsüyle ilgili bilgilerimi alıyorum. En sonunda bu konularımızla alakalı olarak görsellerimizi tahtamızda izliyoruz. Bugünkü çalışmamız böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yeni bir bölgeyle devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.